annesini babasını öncelikle çağırayım. İclal'in annesi babası İclal Güventürk'ün Antepli, Yeter Zurnacı, Abdi Zurnacı buyursunlar gelsinler. Annesi ve babası İclal'in. Günaydın Yeter Hanımcığım. Abdi Beyciğim, sizi şöyle sol tarafa alacağım. Kızımı bul diye bana geldiniz. Bir günde kızınızı bulduk. Allah şükürler olsun. Geldi. Kurban olum. Allah'a kurban. Ay tatlım. Ay tatlım. Estağfurullah. Şey yazdı beni. Oh bir tane. Oh kurbanım Allah. Kızım birazdan kızım burada olacak. Kızınla ama çok kızma kızına olur mu? Yok affedersin. Bak şöyle biraz rahat oturun ya, burası sizin eviniz ya, ne çekingen. Hem ben kaç gündür buradasınız? Misafir misiniz? Ben getirdim ya, ben sevindirdim ya. Dünya bana yeter. Şimdi yaralı verdi bana. Ay estağfurullah yani Yeter Hanımcığım. Canımın içi. Şimdi cuma günü kızınızı telefonla bulmuştuk. O anları bir hatırlayalım sevgili İclal'i. Ne dedi? Çok öfkeliydi. Çocuğumu istemiyorum, çocuğumu sevmiyorum, çocuğum sizde kalsın. Evet. Yani toruna siz bakın istiyor ya da babası zaten vermeyecek de. Cuma günkü konuştuklarımızı hatırlayalım. Sonra İclal buraya gelecek ve sizinle bakalım neler olacak, çok merak ediyorum. İclal burada bu arada. Burada gelecek. Buraya gelecek. Tamam. Buraya gelecek merak etme. Hatırlatması gelsin lütfen. Kızım gelmişsiniz, sen ne ettik biz sana, ne yaptık ya kızım gel. Gelmem ben, siz yaptınız yapacağınızı. Bir çocuk annesi 22-23 yaşlarındaki İclal 17 Nisan'da oğlunu babasına bıraktıktan sonra evden kaçıyor gidiyor. Antep'ten geldiler. Ay Yeter Hanımcığım. İclal senin yanına geldim, senin yanına geldim. İclal elimden geleni yapacağım merak etme. İclal bir Allah bir sensin. Estağfurullah. İclal yardım et bana. Çarşamba günü 9.30'da biz komşuya gitmiştik. Bu da evden bakkala çıkıyor. Ha? Geldi ki yok. Kocasıyla sıkıntı yaşıyor. Sizin evin geliyor. Kocasından küspice gelmişti. Ha, çocuğu size mi bıraktı? Bir gün önce babası aldı gitti. Ben kızınızı buldum. Ben eşimden şiddet gördüm ve ayrıldım. Aileme sığındım. Ailem beni istemedi. Kapıya attılar. Ailem de geri dönmemi istiyor. Ben ailemin evine 100 sefer küs geldim ve ailem beni kabul etmedi. Çocukta da soğudum. Şu an çocuklarını da istemiyorum. Ben kendilerine verdim zaten çocuğu. 4 yaşında çocuk. Halil şu anda kocan telefon hattında. Vücudumu komple kendi tırnaklar suratıma kadar parçalar giderdi babasıyla hocam. Ben bir silah vurmamışım. Anası bana sövüldü. Kendi bana sövüldü. Kaynanamın kayınbabam beni yuvamı dağıttılar hocam. Benim çocuğumu bıraktı gitti hocam. Çünkü her gün de kapıya vuruyor. Anne diye ağlıyor. Ağlıyormuş oğlun. Yok, kendi baksın çocuğuna. Hala sevdiğini söylüyor Halil. Ben istemiyorum. Lütfen boşayın beni lütfen. Bunun yalanlarına karşı ben boşanmam. Sevgili izleyiciler, şimdi İclal'i Antep'te sevgili İclal'i anne babasıyla buluşturacağım ama şimdi son dakika bir fotoğraf geldi. Sevgili Şükür'ün bir fotoğrafı geldi. Reji grubunda yani bir vazgeçme izleyicisi bize göndermiş. Çok net bir fotoğraf. Yepyeni bir fotoğraf. Dolayısıyla her bir fotoğraf çok bir kıymetli. Çünkü yani çok küçük bir ihtimal. Cinayet diyoruz ama çok %1 bile olsa, çok küçük bir ihtimal bile bizim için çok kıymetli. İclal'in Şükür Türkiye'nin fotoğrafı geldi. Bunu Pınar sosyal medyaya koyalım mı? Ne dersiniz? Siz ona göre tamam. Şu anda hemen bu fotoğrafı İclal gelecek. Şükür'ün fotoğrafını. Ay çok net bir fotoğraf. Çok güzel ya. Ah bebeğim benim, neredesin sen? Tatlım benim, kurban olayım. Neredesin? Instagram'a Didem Arslan Yılmaz da vazgeçmeye koyuyor arkadaşlarım. Birazdan ilerleyen dakikalarda annesi de görecek bu fotoğrafı. Yani bakar neyse ya. Yeri zamanı gelince konuşacağım. Siz zaten fotoğrafı görünce anlayacaksınız. Neyse ben detay vermeyeyim de, söyleyecek çok şey var da şu anda susuyorum. Şimdi siz kızınızla yüzleşmeye, İclal'le yüzleşmeye hazır mısınız? Hazırım. Hazırsın. Özledin mi kızını? Çok göreceğim. Bağrına basacağım. Bağrına basacaksın. Ne kadar oldu görmüyorsun? Böyle.
Söylesen söyle. Bir hafta oldu. Bir hafta oldu. Bir haftadır ne ses, yani cuma günü sesini duydunuz o kadar. He. Hiç görmediniz. Toruna kim bakıyor? Babası mı bakıyor? Babası var. Babasına verdiniz siz zaten. İcra gelsin o zaman. Gelsin mi sevgili izleyiciler? Ne anlatacağını ben de çok merak ediyorum. Neler anlatacak? İcra gelir misin lütfen canım? Yeter Hanım'ın kızı 17 yaşında evlendirildim ama kendi rızamla evlenmedim diyor. Kızın geliyor. Yazık, çocuğunu niye istemiyor ya? Yeter Hanım bak geldi kızı. Görüşmeyeceğim mi? İzel karşıya oturur musun? Hoş geldin. En karşıya köşeye otur. Köşeye otur. Bir kulaklıkları falan düzelsenize. Gelsin şuna, gelsin hemen düzelsin. Yok şu an iyi duruyor. Beni duyuyor musun? Duyuyorum. Duyuyorsun. Arkadan gel şuna. Niye önden geliyorsun? Arkadan gel ki. İcler hoş geldin. Kaç buldum. Sen kaç yaşındasın? 23. 23. Kaç doğumlusun? Daha da küçük gösteriyorsun. 2001. 2001 ha, kızımla yaşasın. 2001 küçücüksün ya. Oh canım benim ya. Gel Gökhan gel gel. Kulaklık çıktı galiba. Allah aşkına neredesin? Niye evden kaçtın? Ha bir tanem. Neden evden kaçtın canım? Ailemin yüzüne. Hı? Beni zorla evden çıkarttılar. Zorla göndermeye çalıştılar eşimin yanına. Zorla göndermeye çalıştılar. Zorla göndermeye çalıştılar. Evet, yalan söyleyin kızım. Siz beni zorla göndermeye çalıştınız. Yalan söyleyin. Sana salam var mı ki? Bir gece vakti içip açmış gitmişsin. Dur Yeter Hanım aynı anda konuşmayın. Tamam. Babası konuş. Söyle babası. Aynı anda kaçmış gitmişsin çarşamba günü akşam. Bir daha da bulamadık seni. Mecburen Didem Hanım'a başvurduk. Allah razı olsun seni bulup geldiler. Estağfurullah ya. İşe rast gelsin. Anasına babasına rahmet. Ay canım ince. Ay biliyor musun annem babam vefat ettin. Allah razı olsun. Hı. Allah razı olsun. İclal neden gittiğini bana annem baban yüzünden gittiğini söylüyorsun ama. Neden annem baban yüzünden evden gittin? Ne oldu ne yaptılar? Sen normalde 17 yaşında evlenmişsin. Evet. Bir tane de oğlum var. Evet. Peki bu evliliği kendi rızanla yapmadın mı aşkım benim? Hayır. Onlar mı zorladılar seni? Evet. Ha? Evet.